Değerli öğrencilerimiz, bir uzaktan eğitim programına daha hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz matematik, konumuz ise çarpma ve bölme işlemlerinin uygulanması, dersimiz ise tekrar. Bildiğimiz üzere matematikte 4 işlem olduğunu biliyorduk. Bunlardan birincisi toplama işlemiydi. Neydi demiştik? Toplama işlemleri, eklemek, daha, artı, toplam, hepsi, genel toplam ve bütün anlamını taşıyordu. Çıkarma işlemlerinde ise çıkarmak, eksi, ayrılmak, az, azalmak, kalır ve arasındaki fark anlamını taşıyordu. Çarpma işlemlerinde ise çarpımı, katı, kere, kez, defa, çarpmak ve çarpı anlamını taşıyordu. En sonda bölme işlemlerinde ise bölmek, paylaşmak, bölü, payı, eşit paylaşmak, pay etmek ve üleştirmek anlamını taşıyordu. Neydi bu 4 işlemimiz? Toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerinin matematikteki ortak adı, matematiğin temeli diye bilinir. Bu 4 işlemi bilmeden hiçbir işlem yapamayız. Peki işlemlerde öncelikler vardı demiştik. Neydi birinci önceliğimiz? Parantez var ise önce parantezin içi yapılır. Çarpma ve bölme işlemi yapılır. Ondan sonra toplama ve çarpma işlemlerine geçilir. En sonunda ise çok işlemlerde ise işlem soldan sağa doğru yapılır. Bugün de sizlerle karışık toplama, çarpma, bölme ve çıkarma işlemlerinin aynı işlemde olduğunu görüyoruz ve hep birlikte bu işlemleri yapıyoruz. Birinci ödevimizde çarpma, çıkarma, toplama işlemleri var. Ama biz ne demiştik? Bizim işlemimizde çarpma işlemleri öncelik kazandığı için biz ilk olarak önce işlemle çarpma işlemlerini uygulayacağız. 40 çarpı 2, 80, 12 çarpı 3, 36, 23 çarpı 0, 0 ve 80'den 36'ya çıkarttığımızda sonucumuzun 44 olduğunu göreceğiz. İkinci bir işlemimiz ise 18 eksi 2 çarpı 0 artı 5 çarpı 7 işleminin sonucunun kaç olacağını bakacağız. Ne demiştik? Çarpma işlemlerimizde öncelik olduğu için öndeki sayı aynı aşağıya doğru yazılır. 18 eksi 2 çarpı 0 0 artı 5 çarpı 7 35, 18 eksi 0 18 artı 35, bu da sonucumuzun 53 veya 5 şıkkı olduğunu gösteriyor. Üçüncü işlemimizde ise 7 çarpı parantezimiz var. 12 artı 5 eksi 4 işleminin sonucu kaçtır? Hep birlikte bakacağız. Bu işlemde parantezde öncelik olduğu için ilk olarak parantezlerden kurtulmaya çalışacağız. 7 çarpı 12 artı 5 17 eksi 4, 7 çarpı 17 119 eksi 4 de sonucumuzun 115 yani C şıkkı olduğunu görüyoruz. Diğer bir işlemimizde ise bölme, çıkarma ve çarpma işlemi vardı. Ne demiştik? Bölme işlemlerinde öncülük vardı. İlk olarak 120'yi 3'e böleceğiz. Bu da bize 40 sayısını verir. 40 eksi 5 çarpı 7 35, 40 eksi 35 sonucumuzun 5 yani A şıkkı olduğunu görüyoruz. Diğer bir işlemde ise 2 tane parantezimiz artı bir bilinmeyen toplananımız var.
işleminde boş yerine hangi sayı gelmektedir? Hemen başlayalım. 21 çarpı 0, 0 artı 12 çarpı 1, 12 artı 12'ye kaç eklersek 29 eder? Evet, 12'ye 9 eklersek 21 eder. Ve bize gerekli olan toplama sayısının 9 olduğunu, yani 5 şıkkı olduğunu görüyoruz. Diğer işlemde ise 165 bölü 31 eksi 26 çarpı 3 işleminin sonucu kaçtır? Ne demiştik? Parantezler birinci sırada yer aldığı için işlemlerde 165 sayısını aynen bu şuraya geçiriyoruz. 165 bölü 31 eksi 26 5 eder çarpı 3. 165 bölü 5, 16 bölü 5, 3, burada 1 var. 15 bölü 5, yine 3, yani 33 çarpı 3 sonucumuzun 99 ya da 5 şıkkı olduğunu görüyoruz. Son işlemimizde de ise büyük parantezler ve küçük parantezleri kullandık. 12 çarpı parantez 5 eksi 3 eksi 12 bölü 2 artı 1. Sizden istenen yukarıdaki işlemde ilk hata hangi adımda yapılmıştır? Birinci adımda ne yapılmış? 12 çarpı 2 eksi 12 bölü 2 artı 1. İkinci adımda 24 eksi 12 bölü 2 artı 1. Üçüncü adımda 12 bölü 2 artı 1 ve dördüncü adımda ise 6 artı 1 eşittir 7 yazılmıştır. Evet değerli çocuklar, yapılan hata ikinci adımdadır. Çünkü biz 12 bölü 2 öncelikli değil, önce 12 bölü 2 şuraya 6 yazılması gerekiyordu. Doğru işlem 24 eksi 6 artı 1 şeklinde olmalıydı ve hatamızın doğru şıkkı 5 şıkkı olduğunu görüyoruz. Ve değerli öğrencilerimiz, bugün de bir matematik dersinin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Anlattığım konuyu Matematik 4 kitaplarının 124. sayfasını takip ederek şuradaki işlemleri yaparak kapatıyoruz ve böylelikle bir dersin sonuna daha gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın.